Well, I'm happy here, and since I arrived here, the club has been helping me a lot, so it's quite good at the moment. Just I wish we couldn't win the first games, but we have a long time to do that, and we need to start to win from the next game. Burada olmaktan dolayı açıkçası çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum öncelikle. Buraya geldiğimden ilk günden bu yana takım arkadaşlarım da, ve takımda olan herkes bana çok sıcak karşılama yaptı. Yanımda oldular, yardımcı oldular. Lige maalesef iyi bir başlangıç yapamadık. Ancak hedefimiz önümüzdeki ilk maçı kazanıp yolumuza devam etmek. I have many games, and they are the last champions as well. I play to win, to be champion. So, and when I come, when I ask a lot of friends how is Istanbul Başakşehir here. Everybody speak very good things about the club. So it's very important. Was very important for me, for my family as well. This. Benim tarafımda tabii ki heyecan verici bir teklif oldu. İlk duyduğum zaman da gerçekten çok mutlu olmuştum. Benim için önemli bir karardı. Çünkü kariyerim boyunca hep Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarda top koşturdum, oynadım. Kariyerimde bakıldığında çok fazla Şampiyonlar Ligi maçı var zaten. Bu anlamda Başakşehir'in bana yapmış olduğu teklifte de çok bir sürpriz yaşamadım açıkçası. Çünkü İstanbul gibi, Başakşehir gibi geçen sene şampiyon bitirmiş ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda oynama fırsatı elde ettim. Bu anlamda benim ve kulübün düşünceleri birbiriyle örtüştüğü için mutluyum. Teklifi ilk aldığım zaman arkadaşlarımla bir iletişim oldu telefon aracı vasıtasıyla. Hepsi kulüp ve şehir hakkında çok inanılmaz şeyler söyledi. Zaten hali hazırda bir şampiyonluk ve netice olarak da bir şampiyonlar gibi mücadelesi de yer alacak bir takım. Bu sebepten dolayı çok mutluyum. Dediğim gibi umuyorum ki ilerleyen günlerde de daha iyi başarılar elde edebiliriz şampiyonlar gibi. Benim için çok heyecan verici olacak açıkçası. Çünkü kariyerime başladım, futbola başladıktan sonra en büyük mutlulukları Manchester United forması altında yaşamıştım. İşler benim için de çok iyi gitti orada. Takım olarak çok büyük başarılar elde ettik. Orada genç Rafael olarak bana çok destek olmuşlardı. Geride de baktığımda çok iyi işler yaptığımı düşünerek buraya geldim. Bir gün onlara karşı, Manchester United'e karşı oynayacağımı da hayal etmiyordum ama benim için hayal gibiydi açıkçası. Her şey istediğim gibi oldu. Bu kararın bu şekilde olması beni de çok mutlu etti. Dediğim gibi onlarla karşılaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. A good draw, it will be hard, of course, to play against this team, but you'll be nice, to be there and to play against these teams for sure. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Zor bir grup açıkçası. Başakşehir'in içinde bulunduğu bir grup. Zor bir grup. Zor mücadeleye eşlik edecek takımları barındıran bir grup. Avrupa bakıldığında Manchester United gibi çok büyük bir takımı barındırıyor kulüp içerisinde. Leipzig de keza aynı şekilde. Leipzig'e karşı çok fazla maç oynamıştım Lyon'da oynadığım zamanlarda. Diğer taraftan Paris Saint-Germain dünyanın herkes tarafından kabul görülen en büyük kulüplerden bir tanesi. Bu anlamda bakıldığında tabii ki bizim için de çok zor bir kura olacağı aşikar. Ama orada olmak ve o takımlara karşı oynamak benim için çok ayrı bir mutluluk verici bir etken diyebilirim. Without fans, it's not the same, of course, because over there it's 70,000 every game. But still, it's a good place to play. But with the fans, it's different. Tabii hayal diyebilirim çünkü ilk takımım bu anlamda Avrupa'da ses getirmiş takımlardan bir tanesi. Uzun süreler orada forma giydiğim, az önce belirtmiş olduğum gibi. Eski takım arkadaşlarımla bir görüşmem oldu telefon içerisinde. Onlar da hali hazırda devam eden bir büyüklükten, takımın büyüklüğünden bahsetmişlerdi. Old Trafford deyince tabii ki sadece sahanın ya da stadyumun güzelliği değil, aynı zamanda yaşanan anıların da çok muazzam seviyede olduğu günleri hatırlatıyor bana. Ancak tabii taraftarsız, Covid-19 sebebiyle bildiğiniz gibi taraftarsız oynanıyor maçlar. Taraftarsız da futbolun açıkçası tadı tuzu yok. Ancak dediğim gibi 70 bin kişiye ev sahipliği yapan stadyum taraftarsız da açıkçası futbola bu anlamda bir tat verici bir şey olmadığını söyleyebilirim. So, but it's not impossible to win. A lot of people think because they are good. Of course, it'll be hard, but on the pitch, it's 11 against 11, and in the good days, we can beat them. And also, we are getting message from here.
Exactly. Difficult is nothing, impossible takes time. Exactly. Você falou Mbappé e os nomes. Neymar e Di Maria. Evet, açıkçası rakibimiz bu anlamda çok güçlü ve yenmesi zor bir rakip. Ama ben Lyon'da oynadığım zamanlarda onlara karşı galip gelmiştim. Bu anlamda değerlendirdiğimize iyi bir günümüzü yakalarsak onlara karşı neden galip gelmeyelim? Çünkü futbolda imkansız diye bir şey yok. Zor olacağı aşikar, imkansız değil ancak dediğim gibi bireysel anlamda çok önemli ayaklara sahip bir takım. Dünyaca ünlü çok önemli yıldızları barındıran bir takım. Mbappe gibi, Di Maria gibi, Neymar gibi çok büyük yıldızları barındıran bir takım. Ancak iyi bir günümüzü yakalarsak neden olmasın? Onlara karşı Lyon formasıyla daha önce galip gelmiştim. Umarım ki Başakşehir formasıyla da neden olmasın. Evet, grup olarak zaten çok iyi takımlar var. Bu anlamda Leipzig'i değerlendirdiğimizde Almanya'nın Bundesliga'da çok önemli bir takım olarak söyleyebilirim. Lyon formasıyla onlara karşı mücadele ettiğimizde bir kez galip gelmeye, bir kere de berabere bir kere galip gelmiştik ve bir ikinci maçta da berabere kalmıştık. Atak futbolunu çok iyi oynayan, son yıllarda çok iyi oynayan takım diyebilirim. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de elde ettiler bu anlamda. Geçen sene ve bu sene, geçen sene oynadığı maçlarda bu anlamda tecrübe kazandılar diyebilirim. Zor bir rakip bizim için, zor olacağı aşikar ama 11-11 oynayan maçlar sahada. İyi günümüzü yakalarsak onlara karşı neden galip gelmeyebiliriz? Of me. Tabii eski arkadaşlarım çok güldüler. Çok eğlenceli bir videoydu. Bu anlamda Başakşehir çalışanların da yapmış olduğu video açıkçası herkes tarafından da beğenildi. Zaten tepki olarak da Rio Ferdinand olsun, diğer takım arkadaşlarım olsun sürekli bana WhatsApp'tan bununla alakalı eğlenceli şekilde mesajlarını göndermeye devam ettiler. Ancak tabii eğlenceli olmasının yanı sıra ben ciddi bir karakterim var. Bunu açıkçası orada belki göremediniz ama genel olarak bakıldığında tabii ki eğlenceli bir videoydu. Eski takım arkadaşlarımla halen iletişim içerisindeyim. Halen bir WhatsApp grubunda konuşmalarımıza devam ediyoruz. Orada da açıkçası dediğim gibi çok güldüler. Eğlenceli bir videoydu. Umarım herkes keyif almıştır izlerken. Tabii iki şey söylemek istiyorum onunla alakalı. Öncelikle geldiğimden, Türkiye'ye geldiğimden Başakşehir Futbol Kulübü formasını giydiğim ilk günden bu yana kendisi tarafından çok iyi bir şekilde karşılandım. Ve bana gerçekten dışarıda, saha içerisinde, saha dışarısında çok yardımcı oluyor bu anlamda. Adaptasyon sürecimi en hızlı şekilde atlatmak adına sürekli benimle ilgileniyor, bana yardımcı oluyor. Ona şimdi sizin huzurunuza bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan çok fazla maç oynayacağımız sezona girdik. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda kupa maçları oynanacak. Bu anlamda değerlendirmemizde çok fazla maç olacağı zamanlarda ikimizden bir tanesi yorulacağı ya da farklı şeylerin olabileceği günler olabilecek. O zaman o pozisyonda kim oynarsa umuyorum ki elinden gelen en iyisini yapacağına şüphem yok. Dediğim gibi kim oynarsa oynasın Başakşehir formasının yapması gereken sorumluluğu son derece yapma gayesi içerisinde sahada bulunacaktır. Sizin huzurunuzda tekrar kendisine yardımları ve adaptasyon sürecini hızlı atlatması adına bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Evet, bireysel olarak bak değerlendirmem gerekirse takım olarak maksimum seviyede performans göstermemiz gerekiyor. Ben de bu takımın bir parçası olarak yeteneklerimi sahada kullanmak ve Başakşehir Futbol Kulübü'ne yardımcı olmak istiyorum. Zaten Kayseri'yle sürekli bu konuyla kendi aramızda konuşuyoruz. Daha önce de görüştüm bu konuyla alakalı. Takımı zaten tanıyorum. Buraya gelmeden önce tanıyordum. Şu an zaten 3 hafta geçti. 3 hafta içerisinde de çok yol aldığımı düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir kaydı yok. Hocamız beni her maç oynatacak diye bir kaydı yok. Ama hocanın bana görev verdiği her maçta %100'ümü Başakşehir Futbol Kulübü için harcamaya gayret göstereceğim sözünü verebilirim. Oynadığım maçlarda elimden gelenin en maksimumunu verme gayreti içerisinde olacağım. Diğer taraftan takım olarak hedeflerimizi söylemem gerekirse geçen senenin şampiyon takımıyız. Bu anlamda şampiyonun yine en büyük adaylardan bir tanesi biziz. Bunun için savaşacağız. Bu şekilde değerlendirebilirim takım olarak hedefimizi. Açıkçası bir seçim yapmak çok zor. Bir 11 oluşturmak çok zor. Çünkü hakikaten kariyerimde çok iyi, çok iyi seviyede oyuncularla oynadım. Bu anlamda seçim yapmak benim için zor olacak. Ancak başlamam gerekirse kalede Van Tersan'la başlayabilirim belki. Sağ bek tabii ki kendimi koymam gerekiyor. Çünkü kendimi görüyorum bu anlamda iyi olarak. Rio Ferdinand stoperde. Diğer stoper Marcelo. Beşiktaş'ta top koşturan Beşiktaş'ın stoperi Marcelo. Milli takımdan da takım arkadaşı olduğum sol bekte diğer Marcelo'yu koyabilirim.
Orta alanda Lyon'da beraber oynadığım Tolisso olabilir. Scholes orta alanda yine Manchester United'da beraber oynadım. Kanatlara gelince Ryan Giggs tabii ki çok iyi oyuncu, çok üst seviye oyuncu. Tabii ki yine dünyada star olarak anılan Ronaldo, dünya yıldızı. Onunla birlikte oynama fırsatında buldum tabii. Ön tarafta o pozisyonda tabii Neymar, milli takım arkadaşım yine. Forvet kim olabilir? Forvet'i kimi diyebiliriz? Belki Rooney, kesinlikle Rooney. Çünkü Manchester United'da beraber oynamıştık. Kendisi çok üst kalitede bir forvet. Diğer taraftan dediğim gibi seçim yapmak biz çok zor benim bu anlamda seçim yapmak gerçekten çok zor ama bu 11'ler tabii ki kariyerimde çok iz bırakan çok büyük isimler. Onlarla birlikte oynamak tabii ki keyifliydi.